Atletizm Ansiklopedisi'nin sayfalarında Mersin'de Sayın Cemal Ulakçı var. Kendisi eski milli atlet ve yönetici. Sayın Ulakçı, atletizme ne zaman, nerede başladınız? Ben Mersin, 1953 doğumlu, Mersin doğumluyum. Atletizme Mersin'de Tevfik Sırrı Gül Lisesi lise 1'deyken başladım. Lise hayatımdan sonra da bir yıl daha devam etti. Maalesef futbol oynarken sakatlandığım için atletizmi bırakmak zorunda kaldım. Atletizm antrenörleriniz kimlerdi? Atletizme ilk başladığım yıllarda rahmetli Mehmet Çetinel hocamla çalışmıştım. Daha sonra yine rahmetli, değerli Esat Tarım hocamla çalıştım. Mehmet Çetinel'den bahsedebilir misiniz? Mehmet Çetinel, Türk atletizminin efsane isimlerinden. Onunla antrenman yapmak veya onu tanımak, onunla takoza oturup takoz çıkışı yapmak inanılmaz güzel ve zevkliydi. Efsane bir isim, efsane atlet. Allah rahmet eylesin. O dönem atletizm yapan birçok arkadaşımda çok ciddi emekleri var. Mekanı cennet olsun. Bir de ayrıca Mehmet Çetinel, yanılmıyorsam, uzman bir masördü. Bu konuda neler dersiniz? Doğru. Sakatlıklarımızı tedavi eden, ilk başvurduğumuz bir abimizdi. Esat Tarım için neler diyorsunuz? Esat Tarım, rahmetli Mehmet abi için söyleyeceğim her şeyi Esat abi içinden söylerim. Antrenörün yanında baba, abi, kardeş, dert ortağımız, ilk başvurulacak bir ansiklopedi gibiydi. Allah rahmet eylesin. Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nin atletizm için önemi neydi? Tevfik Sırrı Gür Lisesi için atletizm sadece Mersin için önemli değil, Türkiye için çok önemli bir okuldu. Yanlış hatırlamıyorsam 14 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan tek takım, tek okul. Atletizm yanında boksta da çok başarılı bir okuldu. Ama atletlerin Tevfik Sırrı Gül Lisesi'ndeki değeri her zaman bilinmiştir. Her zaman el üstünde tutulmuşlardır. Değer ve kıymet görmüşlerdir. Tevfik Sırrı Gül Lisesi sadece Mersin'in değil, Türkiye'nin gözbebeğiydi atletizmde. Sanırım atletizmde Mersin'de Dumlupınar Lisesi de önemliydi. Bunun için neler dersiniz? Evet, Dumlupınar Lisesi de önemliydi. Rahmetli Bilal Yılmaz hocamız beden eğitimi öğretmenliği yapıyordu. Ben de o takımın antrenörlerinden bir tanesiydim. Çok sayıda milli atlet yetiştirdiler. Türkiye şampiyonu oldular liseler kategorisinde. Ortaokul kategorisinde Türkiye şampiyonu oldular. Onun da Mersin atletizminde çok önemli bir yeri var. Ne zaman evlendiniz ve kimine? 1983 yılında evlendim. Nedime Şahin, Dumlupınar Lisesi'nin ve Mersin'in ilk bayan milli atleti. Onunla evlendim. İki kızımız var. Maşallah. İki de torunumuz var. Hatta bugün torunlarımdan bir tanesinin doğum günü. Nice mutlu, sağlıklı yaşları olur inşallah. İnşallah. Atletizmden sonra ne iş yaptınız? Atletizm yaparken okulumuzu ihmal etmedik. Okuduk, eğitimimizi aldık. Benim asıl mesleğim öğretmenlik. Ama çok kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra iş hayatına atıldım. Çeşitli yerlerde yöneticilik yaptım. İş hayatımın tamamı yöneticilikle geçti. En uzun sürede bir Amerikan lojistik firmasında 27 yıl üst düzey yönetim ve kurucu yöneticilerden biri olarak çalıştım. 2015'te de emekli oldum. Atletizm ve okul birbirleriyle çelişiyor mu? Asla çelişmez. Ben zamanım yok diyenlere şunu söylüyorum. Devlet yöneten insanlar hatıralarını yazıyorlar, kitaplar yazıyorlar. Dünya edebiyatını takip ediyorlar. Eğer devlet yöneten insanlar buna fırsat buluyorsa sporcuların da okumaya fırsat bulması lazım. Atletizmdeki yöneticilik hayatınıza ne dersiniz? Atletizmde yöneticilik hayatım
Sevgili Fikret Çetinkaya Federasyon Başkanı olduğu dönemde yönetim kurulu üyesiydim. Daha sonra sevgili Mehmet Terzi'nin federasyonunda 9 yıl federasyonun denetleme kurulu başkanıydım. Hali hazırdaki sevgili Fatih Çintımar federasyonunda yine yönetim kurulu üyesiyim. Kulüp yöneticiliği de yaptınız mı? Evet. Rahmetli Seyfi Alanya'nın 1964 yılında kurmuş olduğu Mersin Amatör Atletizm Kulübü'nü devam ettiriyoruz. Seyfi abinin anısına o kulüp devam ediyor. Kulübün ikinci başkanıyım. Son olarak Seyfi Alanya dersek neler söylersiniz? Değerli hocam, eğer Seyfi abiyi anlatmaya kalkarsak çok zamanımızı alır. Çok uzun konuşuruz. Günler geceler konuşuruz. Rahmetli sadece Mersin atletizmine değil, Türk atletizmine inanılmaz katkıları bulundu. Rakipleri tarafından dahi saygıyla selamlanan, değer verilen bir abimizdi. Allah rahmet eylesin. Seyfi abinin il müdürlüğü ve Mersin Amatör Atletizm Kulübü başkanlığı yaptığı dönemde Türk atletizminin içindeki tüm bireyler, sporcu, antrenör, idareciler tarafından son derece sevilen, değer verilen, saygıdeğer bir abimizdi. Sadece Mersin değil, dediğim gibi Türk atletizmi için çok değerli bir isim. Hala onun anısını devam ettiriyoruz. Ömrümüz ve sağlığımız el verdiğince de devam ettireceğiz. Mersin Amatör Atletizm Kulübü'nün asıl simgesi rahmetli Seyfi abidir. Bugüne kadar olan hizmetleriniz nedeniyle Orhan Altan Atletizm Grubu olarak bu plaketi size takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aldığım en güzel ödüllerden bir tanesi. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, gelecek programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.